Değerli dostlar, merhabalar. Kurban bayramınız mübarek olsun. İnşallah nice bayramlara, daha soykırımın olmadığı nice bayramlara ulaşırız diyelim. Tabii ki biz Müslümanlar olarak kurban ibadetimizi yapıyoruz. Allah kabul etsin bütün kurban ibadetini yapan kardeşlerimizin ibadetlerini. Fakat tabii ki kurban olanlar bazen soykırıma da uğruyor. Bugün Gazze'de en bariz şekilde, en açık şekilde yaşadığımız, gördüğümüz gibi. Onun da belki temelleri, işte çok daha teolojik tarafları da var. Fakat biz kendi dinimiz üzerinden düşünürsek, İslam üzerinden, kurban kelimesinin kavram alanına da bakarsak, köküne de inersek, bize neler anlatıyor, ona bir başlayalım istiyoruz. Öncelikle konuklarımızı yeniden tanıştırayım. Doktor öğretim üyesi Alper Günaydın hocamız, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden. Doktor Serhat Toker hocamız, Sosyoloji bölümünden. Hocalarımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biz yani sosyolojik tarafı zaten apaçık belli, yani sosyal bir mesele. Bu kavram, kurp kelimesi malum yakınlık anlamına geliyor. Diyanet Ansiklopedisi'nde de bu kelimeye karşılık olarak Arapçada gerek maddi gerekse manevi her türlü yakınlığı ve yakın olmayı kuşatacak bir anlam yelpazesine sahip olan kurban kelimesi, dini terminolojide kendisiyle Allah'a yaklaşılan şeyi, özel olarak da Allah'a yakınlık sağlamak, yani ibadet amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder diyor. Bu noktadan hocam yola çıkarsak, Serhat hocam, ne diyebiliriz kurbanla ilgili? Şimdi ilk önce daha önce de Ramazan bayramı öncesiydi, bayram üzerine konuşmuştuk ve bayramın sosyolojisi üzerine konuştuğumuzda bizdeki bayramların ya da o bayramlaşma ritüelinin kendisinin diğer kültürlerdeki, toplumlardaki bayramlardan özellikle bu bayramlaşmaya olan vurgusuyla ayrıştığını söylemiştik, ifade etmiştik. Şimdi yanılmıyorsam 70 gün var değil mi arada Ramazan bayramı? Ha, evet. Evet. 70 gün sonra şimdi Kurban Bayramı'nı idrak ederken hem burada normal bayram için söyleyeceğimiz o yakınlık ya da yakınlaşma, o yakınlaşmayı artıran işte küslerin barıştığı bayramlaşma vurgusu bir yandan yine aynı şekilde var, ama buna bir kavram daha ekleniyor Kurban Bayramı'na özel. Bahsettiğiniz o kurban kavramının içindeki o yakınlık vurgusu ya da anlamı. Kurbiyet hadisesi ki önemli bir bağlamını Kur'an'da bir ifadede, surede de görüyoruz. Bizzat işte kestiğimiz kurbanların kanları, etlerinin Allah'a ulaşmayacağı, ama ona bizim takvamızın, ki takvayı inanç ama aynı zamanda inançla birlikte de bir samimi bir inanç, samimi bir düşünce ve bir yine yakınlık şeyiyle anlayabiliriz burada. Yine Kur'an'ın içinde ifade edilen şeyde de, ayette de kendisini bu yakınlık ifadesi gösteriyor. O yüzden hani kurban kelimesi sadece tabii İslam ve şey açısından değil, ama daha kadim toplumlarda da özellikle seçilen, hani en azından bildiğimiz sacrifice kelimesi aynı zamanda sacred kökünden gelmekte olduğu için hem kurban hem de kutsal anlamını birlikte taşıyor. Yani kutsal olanla kurban olma şeyi ya da kutsal, kutsiyete ulaşma, kutsiyete yakınlaşma anlamında da kurbanın öyle bir içeriği var. Bir anlam içeriği var, bir tarihi var.
bu tarih açısından baktığımızda gerçekten de hani hepimizin özellikle bilmiyorum ama belki 40 yaş üstü olan insanların çocukluk Kurban Bayramı anılarına yönelik envanterlerine baktıklarında görecekleri çok daha böyle yoğun bir şekilde gerçekten genel olarak bayram günlerinin, hani Ramazan Bayramı da dahildir ama Kurban Bayramı'nda başka bir şey olduğunu hissedecektir insanlara. Bugün belki kent hayatında, şehir hayatında ya da zamanla kurban ibadetinin biraz da zor, çetrefil ve ekonomik tarafını da hesaba kattığımızda belki bugün biraz daha az deneyimlenen bir hadise, kurban hadisesi ama ibadeti. Ama çocukluğumuza baktığımızda gerçekten o yakınlaşmayı sadece kutsal olanla değil, sadece o kurban olmanın verdiği yakınlık açısından değil ama ölümle, ölüm fikriyle de bir yakınlaşmayı beraberinde getirdiğini göreceğiz kendi çocukluk anılarımıza, gençlik anılarımıza baktığımızda. O yüzden nasıl hocam mesela sizin öyle bir yani kurban hadisesi işte sabahtan itibaren bir işte bayram namazı sonrasındaki o organize bir şekilde insanların kurban ibadetini yerine getirmek için giriştikleri o telaş. O telaş sonucunda en nihayetinde bir hani şeydeki her ne kadar ne denir ona dinler tarihi içerisindeki yoğun bir anlamı da vardır. İşte Hazreti İbrahim'den gelen işte İshak'ın şeyin İsmail'in kurban edilmesi hadisesi, gökten koçun inmesi meselesi. Yani buradaki şeye baktığımızda kurban ve hani bir o can verme hadisesi kurbanın, kurban edilen o hayvanın o can verme hadisesinde hissedilen aynı zamanda bir çeşit ölüme de yaklaşmaktır. Yani hayatımızın içine ölüm fikrini dahil etmektir. Orada tanıklık ettiğimiz şey. Çünkü bu en nihayetinde hayatımızda hani sürekli deneyimleme imkanı bulamayacağımız zaten. Yani artık köy ya da kasabalarda yaşanmadığı için şehir hayatında da et ya da işte bu hayvansal gıdalarla ilgili şeyleri sürekli marketlerden temin ettiğimiz için zihnimize tekrar o fikrin girebileceği ve o canla beraber aslında onun canını verişiyle beraber bizim hayatta kalma hadisemizin devam ediyor oluşuyla ilişkilendirebileceğimiz komple bir şeyi temsil ediyor. Evet, komple bir ibadet. O yüzden şeyi dediğim, yani bana böyle çocukluğum açısından baktığımız, hatırladığımda böyle bir mahşer anını da temsil eder. Yani hissettirirdi daha doğrusu. O his olağanüstü bir durum. Sanki böyle bir hani ne denir bir felaket olmuş. Hani insanlar böyle can derdine düşerler. Ortalık dağılır, toplumsal düzen böyle rafa kalkar, insanlar birbirinin şeyine koşar, yardımına koşar durumu vardır ya. O kurbanlık, kurban kesim alanında mesela çocuklukta hatırladığım şey buna yakın bir şeydir mesela. Hani o yaklaşma dediğim şey istisnai bir duruma yaklaşma, ölüm gibi işte ve bununla beraber total olarak işte kutsal olana yaklaşma, Tanrı'ya yaklaşma halini canlandırdığını düşünebiliriz. Ki bu dediğim gibi sadece İslam toplumları açısından değil ama arkaik bir şekilde bütün evet, toplumlarda hocam, karşılaştığımız bir şey. Orada yani burada İslam ansiklopedisine verilen bilgiye baktığımız zaman Latince kökenli Batı dillerinde kurban karşılığı kullanılan sacrifice kökünde kutsamak, hı hı, bir nesnenin Tanrı'ya sunularak kutsal hale getirilmesi, offering de Tanrı'ya hediye sunma, takdim anlamını taşıyor.
Eski ahitte kurban karşılığında bağış ve vergi manasındaki minha ifadesi var. Yaklaştıran şey anlamındaki gurban ve kutsal kan dökmeyi ifade eden zebah kelimeleri karşımıza çıkıyor. Yani ortak bir anlam havuzu söz konusu kurban, kurbiyet ve vuslat, hakka vuslat. Evet, evet. Orada o kavuşmayı, tabii o şeyi anmak, yani Hazreti İsmail bize göre ve Tanrı'ya kurban olabilmek noktasını da orada hatırlatıyor bize. Evet. Zaten bizim kültürümüzde, dinimizde Mehmetçik bunun belki en bariz göstergesi, Allah yoluna, vatan uğruna kurban olan. Evet. İşte kınalı kuzu. Evet. Dolayısıyla bizim yabancı olmadığımız, çok daha kültürel boyutunun da ayrıca olduğu, sadece evet, dini boyutunun değil. Dilde de yakınlık ifadesidir. Hani onu da unutmamak evet, gerekir. Hani dilimizde kurban olduğum, kurban olurum. Özellikle annelerin çocukları için evet, ya da işte ciddi bir ve önemli bir gündelik hayatta da kullanılan bir sevgi ifadesidir yani aynı zamanda. Bazı yöreler mesela kurban diyor ya hocam, evet, sadece kurban diyor. Evet. Kurban. Yani kurban, yakınım, evet, akraba, kurup oradan evet, hep geliyor. Ve total olarak işte böyle bir kelimeyle sadece işte kavurma bayramı olarak değil, belki de hani buradaki bu vurgumuzun dinleyiciler nezdinde evet, de en büyük karşılığı ya da faydası bu olabilir diye düşünebiliriz. Çünkü bir sadece işte yani en iyi anlamda düşünsek bile yoksulların et tabaklarında et görebildikleri bir bayram değil, yani içerik olarak anlamı sadece bu değil, ya da kavurma bayramı değil, ya da evet, et bayramı değil. Sadece ama buna indirgememek buradaki gerekiyor. Bu kurban kelimesinin arkasındaki bu yakınlık önemli bir mesele ve hani anlatmaya çalıştığım, az önce çocuklukta anlatmaya çalıştığım şey o şeyde bir şekilde hissedilirdi. Yani bugün de elbette hissedilir ama bugün kent ortamında ya da işte şey ortamında eskisi kadar tabii şey değil. Şöyle, imkanlarımız. Telefondan sipariş veriyorsun. Mesela evet. IBAN'a parayı atıyorsun. Sonra kutu içinde bir miktar et geliyor. Hocamın tarif ettiği kurban kesim sahnesiyle bugün yaşanılan sahne, yani herhangi bir sipariş, işte marketten gelen bir siparişe dönüşüyor. O kesme, yardımlaşma, o paylaşma, o bütün bağlam kaçmış oluyor. Aynı şey haçta da var. Hani buradan çıkıp bayağı fiziksel olarak yürüyerek veya at sırtında hacca gitme yerine işte uçağa atlayıp klimalı bir ortamda direkt Mekke Medine'ye inip birkaç tur atıp geri gelmek. Yani eski haçla bugünkü haç arasında ne kadar büyük bir fark varsa kurban da öyle. Yani hızlıca, hatta bir, o koliyle gelen et bile olmadan hani bir yere bağış yapıyorsun. Gidiyor. Yani sen o kan, şey, koşturmaca, yardımlaşma, birlikte yemek yeme falan, bunların hiçbirini de görmüyorsun. Fiziksel olarak dağıtma işlemini de sen yapmıyorsun. Çok tesir etmiyor. Yani asıl olan bizzat. Şöyle, eskiler buna çok dikkat ediyordu. Çünkü evet, peygamber de böyle yapmış, Hazreti Muhammed. Bizzat aynen, kurbanı kendisi kesiyor. Beyaz bir elbise giymesi, geçerken herkese selam vermesi, o gün özellikle çocuklara dahi selam verdiği falan. Kurbanı bizzat kendisi kesmesi, işte her şeyi riayet ederek gözünü kapatma falan dahil. Sonra onu bizzat paylaştırması, eliyle ihtiyacı olanı uzatıyor. Bunların hepsi insanda bir tesir bırakıyor psikolojik olarak. Şimdi telefondan sipariş verdiğin zaman, eve de koli geldiği zaman bu tüm bağlamı kaçırmış oluyorsun. Yani evet, hani ben fetva makamında falan değilim ama şeyin bir o tam kurban ruhu, o yakın hissetme meselesi falan çok vuku bulmuyor gibi. Sanki eski usulde birlikte kesilip paylaşılıp dağıtılması falan, doğrudan ihtiyacı olanlara ulaşılması, bunların hepsi çok daha tesirli oluyor. Hocamın az önce söylediği şey, onun bir karşılığı var.
Mesela Ramazan'da yine bir bayram ruhu var ama Ramazan küçük bayram olarak adlandırılıyor. Eid-i Sagir, yani küçük bayram. Eid-i Ekber deniyor kurbana. Çünkü kurbanda o paylaşım falan had safhada. Yani ve zaten Ramazan 3 gün, kurban 4 gün kabul ediliyor. Süre olarak da büyük bir bayram. Bireysel tarafı ayrı, aile kısmı ayrı ve mahalleye ve köye, çevreye yayılan kısmı ayrı. Bireyselden sosyale doğru uzanan çok geniş bir dalga boyutu var. Kurban her yönüyle daha büyük bir bayram. Ha, sadece Müslümanlarda mı? Hayır. Az önce değindiğimiz gibi ta ilk insana doğru falan da gidiyor. O, az önce offering demiştik. Hani Tanrı'ya kurban sunmak. Kurban kesmek Hazreti İbrahim'le falan herhalde daha bir ön planda ama mesela Habil ve Kabil meselesi var. Yani kurban nereden başlar? İlk insanla başlıyor kurban meselesi. Habil ve Kabil. Zaten bu öldürme meselesi de oradan çıkıyor. Habil'in kurbanı kabul oluyor. Kabil'in kurbanı kabul olmuyor. Habil ufak tefek hikayede yanlış hatırlamalarım olabilir. Affola. Habil hayvancılıkla uğraşıyor. Kabil tarımla uğraşıyor. Ve kurban kesme değil de kurban sunma. İşte o offering meselesi orada. Hazreti Adem ve ona yakın bir zamanda kurban sunma durumu var. İnsanlar ürettikleri şeylerin en iyilerini Tanrı'ya, yani Allah'a ayırıyorlar. Evet. Habil işte yetiştirdiği hayvanlardan birini, sunak meselesi de oradan, yani sundukları bir yer var, temiz bir yer. Oraya götürüyor. Ve yukarıdan ateş şeklinde bir işaret, bir ateş geliyor, o kurbanı yakıp götürüyor onun sunduğunu. Bayağı fiziksel olarak bu kurbanınızın kabul olduğunu görebiliyorsunuz. Bu arada kurban kesseniz bile kurbanınız kabul olmayabilir. İyi, halis bir niyetle kesmediyseniz, sadece et işte veya komşular görsün veya işte arkadaşlar kesmedi demesin falan diye kesiliyorsa, bunlar herhalde yine kabul makamında değilim, hani kabul olmuyordur o ibadet mantığı içerisinde. Habil'in kurbanı bir ateş geliyor, yakıyor, götürüyor. Yani kabul oluyor. Kabil'in kurbanı artık ne getirdiyse oraya kabul olmuyor. Zaten öldürmeye burada karar veriyor. Bir kız meselesi de anlatılır orada. Kendi ikiziyle evlenmek istediği falan ama pek çok rivayette de bu kurban meselesi yüzünden kardeşini öldürdüğü Kabil'in söylenir. Daha ilk insanla, yani Hazreti Adem'in oğullarıyla bu kurban meselesi hayatımızda var. Ve Tanrı'ya yakınlaşma en başta ana meselemiz. Daha sonra İbrahim'de görüyoruz. Hazreti İbrahim'in oğlunu, bir oğlu olmasını murad ediyor. Allah'tan istiyor. Olursa da bunu kurban edeceğini söylüyor. Yani kurban edeceksen niye istiyorsun? Evet, insanoğlunun demek ki garip hallerinden. Çocuğu olmayınca böyle bir şeye kapılmış. Diyor ki oğlum olsun ve ben onu Tanrı'ya, Allah'a kurban edeyim. Evet. Tanrı kelimesini kullanınca da insanlar, ayar olan insanlar var. Onlara da, evet. Yani Tanrı Kutadgu Bilig'de var, Yunus Emre'de var yüzlerce kez. Yani Tanrı Yunus deme, Emre, Allah demek yani. Kesinlikle. Gerçi başka şey kastedilebilir ama bazıları çok ciddi ayar oluyorlar böyle. Niye Tanrı diyorsun falan. Tanrı Allah demek. Türkçesi, yani Rab kelimesinin tam Türkçe karşılığı. Ya Rabbi demekle aman Tanrım demek arasında hiçbir fark yok. Yunus Emre'de defalarca geçer. İranlıların Hoda demesi. Hoda kelimesi. Yani evet. Allah'ı kastediyorsa Hüdaya denilebilir. Gat kelimesi. Yani Allah anlamında. Mesela biz Mevla yine Mevla'yı Farsçası. Çok hani Mevla ne görelim neyler falan. Görelim neyler, neylerse güzel şeyler. Mükemmel bir sözdür. Şöyle Mevla kelimesine ayar olmuyor aynı vatandaş ama evet. Tanrı bu felsefede falan çeviri problemlerinden belki hani bir temeli vardır bir ama. Bir ideolojik tabii ki geçmişe dönük. Yani 100 yıl öncesine kadar Tanrı kelimesi, Tanrı misafiri, Tanrı'nın sopası yok falan. Tabii. Hayatımızda kullandığımız bir şey. Kesinlikle. Ben tekrar geri gelsin diye kullanıyorum. Tanrı deyince Allah'ı kastediyoruz.
Hazreti İbrahim'in çocuğunu kurban etme meselesi var. Bir kurban daha var. Kurban nereden geliyor? Bunu hani tekrar gündeme sokmak için. Abdülmuttalib'in çocukları olmuyor. Normalde çok eşraftan birisi, aşiret reisi, evet. Kureyş oğullarının işte yani Arapların en şerefli kabilelerinden kabul edilen bir kabilenin reisi. Ama hani bir tane oğlu var, hani soyunu devam ettirecek. O da biraz zayıf bünyeli bir çocuk. Hatta dalga geçiliyor. O da çocuk istiyor Allah'tan. Ve bunlardan bir tanesini kurban edeceğini söylüyor. Aynı Hazreti İbrahim'in hikayesindeki tekrar ediyor bu mesele. Sonra çocukları oluyor ve ilk doğan çocuk Abdullah. Ya en iyisini ya ilk doğanı kurban edeceğini söylüyor. Aynı hikaye Yahudilerde de var. İlk doğan erkek çocuğun Tanrı'ya ait olduğunu, onun işte haham olması gerektiğine falan inanıyorlar. Aynı mesele Türklerde de var aslında. İlk çocuk satılmış isminin vermesi, yani Allah'a kurban edilmiş. Onun evet. Sanki yani vatana, millete, Allah'a kurban edilmesi gerektiği meselesi. Belki eski pek çok kültürde vardır. Develer ve Abdullah işte kurra çekiliyor bu mesele. Ama bu kurban Habil ve Kabil, Hazreti İbrahim ve Abdülmuttalib, peygamberin babası dahi kurban olmaktan dönüyor. Develere çıkıyor en son. 100 tane deve koyuyor, Abdullah'ı koyuyor. Kurra'da işte develer çıkınca onları kurban ediyor Abdullah yerine. Peygamberin de ben iki kurbanlığın torunuyum, oğluyum gibi bir ifadesi var. Yani hem İsmail ve hem babası Abdullah'ı kastederek. İkisi de Tanrı'ya kurban edilmiş. Ama hani insan kurban edilemeyeceği için Allah, birinde koç, birinde deve meselesi var. Kurban bu yönüyle en sevdiğimizden vermek, hem maddi olarak bir karşılığı var. Bu hikayeler bize en sevdiğimizi ve en güzel şekilde vermek. Yani en sevdiği işte çocuk bekliyor, bir çocuğu oluyor ve bunu kurban etmesi. Ve zaten her iki hikayede de var. Unutuyor Tanrı'ya kurban etmesi gerektiğini, böyle bir söz verdiğini. Rüyasında hatırlatılıyor. Hatta üç defa görüyorlar. Yani bu senkron orada bir tekrar, aynı motifin tekrarı var. Hem Hazreti İbrahim'de hem Abdülhamid'de. Yani bize böyle bir söz vermiştin, bunu yerine getir gibi, böyle bir üç defa aynı rüyayı görüp ha evet böyle bir şey yapmıştım deyip en sevdiği oğlu bunu kurban etmesi gerekiyor. Aslında zorlarsak Hazreti Yusuf ve Yakup hikayesinde de en sevdiği oğlu Yusuf, onu uzun bir süre göremiyor falan, ağlıyor, gözlerini kaybediyor falan. Orada da bir kurban meselesi var. En sevdiğini kurban etmek ve bunun da kabul olması meselesi var. Kavurma ve et bayramı, bunu herhalde son bir 5-10 yıldır daha farklı bakıyoruz ama bir ara şeker ve et bayramına dönmüştü. Ben yine hatırladığım kadarıyla televizyonlarda falan tamamen böyle konuşuluyordu. Onu bir atlattık herhalde ama biraz daha o ferdi manada Allah'a yakın hissetmek ve bunun sadece bir et ve paylaşmaktan ibaret değil de o Allah'a yakınlaşmayı hissetmek. Bu doğrudan hissedebileceğimiz bir şey. Gerçekten mesela kurban kesen arkadaşlarımız bunu hissetmiyorsa, abilerimiz, ablalarımız diyelim, o tam maksat hasıl olmuyor demektir. Yani bu burada bir şeyi söyledik belki biz, bir kısmını, yani kurban bayramına dönük. Tabii ki biz kurban bayramı içinde olduğumuz için, biz geçen Ramazan bayramı öncesindeki programımızda bayram kavramı üzerinde de durmuştuk. Tabii kelimenin Türkçe literatürde Divan Lügati Türk'e kadar uzanan bir yönü var. Çeşitli yazılar, makaleler yazılmış bu konuda. Halkın hep birlikte yaşadığı sevinç ve eğlence halini biz Divan Lügati Türk'ten biliyoruz. İşte Oğuzların şenlik, şölen günü olarak nitelediği bir bayram kelimesi var. Ve Oğuzca şenlik demek, bayram demek.
Burada İslamiyet'ten önce Türklerde özel bayram günlerinin olmadığı, dolayısıyla bunu anlatmak için de bu kelimeye ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkıyor. Ama böylesi bir kelimeye sahip olsalardı bunu bütün Türkler kullanırdı deniyor Dankov tarafından. Harezm, Kıpçak, Çağatay dönemi metinlerinde daima bayram biçiminde karşımıza çıkan bir kelime var. Diğer Orta Türkçe dönemi metinlerinde kelimenin geçtiği yerlere baktığımızda Kutadgubilik'te, Atabetül Hakayık'ta ve Kur'an çevirilerinde, daha doğrusu Kutadgubilik, Atabetül Hakayık'ta bayramı görmüyoruz, geçmiyor kelime, ama Kur'an çevirilerinde var. Nihayetinde bayram Türkçe bir kelimedir. Tabi Türkçe olmadığı, Farsça kökenli olduğu da görüşü var. Ama biz Türkçe olduğunu savunabiliriz. Kelimenin tarihi çağdaş Türk lehçelerinde, Altay dillerinde bayram, bayge, bayır, bay, pay biçimleri var. Bazı bilim adamlarınca ana Altayca ortak baya, mutluluk, neşe kökünden bayaramaktan bayram şeklinde. Zenginlikle de hani bay. Evet, bu köke bay, de dayanıyor. Bolluk, bereketle alakalı. Yani Farsça şey, bayram kelimesiyle Arapçada ıyd zaten. Aslında yani Arapça değil. Bayram. Türkçe bayram kelimesinin esasında aynı olmadığını söyleyebiliriz. Buradan şöyle, hani bayramı en güzel, en anlamlı, hani belki bakış açısını tekrar vurgularsak geçenki bayram öncesi söylediğimiz gibi, yani bayram aslında bayramlaşmaktır diye evet, kısaca söyleyebiliriz. Evet. Kurban için özel olarak hani büyük bayram olarak düşünürsek affedersiniz. Bu bayramlaşmanın nereden başladığını, nereye uzandığını söylemiştik. Yani işte evden başlayan bir bayramlaşma. Yani anne babayla, işte kardeşlere, akrabalarla, cami sonrasında oradaki mahalle, işte il, ilçe neyse, oradaki ahaliyle. Çünkü Selahattin camilerde daha çok bayram namazı, eskiye dönersek öyle. Sonra düşününüz, ölülerle bayramlaşma, aslında Arefe günlerinde evet, yapılan veya bazen bayram birinci günü olan. Ve sonrasında biz bugünkü imkanlarla mesajlaşmalar, telefonlaşmalar, bütün dünyadaki Müslümanlarla bayramlaşma. Yani evrensel bir bayramlaşma merasimi yaşıyoruz zaten. Kurbanın da ayrı bir bizim için, Allah'a yakınlık için bir ibadet tarafı söz konusu. Nasıl ki Ramazan ayı öncesi oruç ibadeti var, Kurban Bayramı'nın ibadeti de elbette ki kurban kesmek. Bu bağlamda Serhat Hocam, sosyolojik olarak veya teolojik olarak ne düşünürsünüz, ne dersiniz? Hocam şöyle, yani dediğimiz gibi kendi bizim toplumumuzda özgü tarafları var. Ve aslında bütüncül bir kültürel pratiği barındırıyor bayramlarımız. Kabaca işte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı iki büyük bayram olarak ele aldığımızda Kurban Bayramı'nın da kendine has özellikleri ve bütünleştirici ve işte insanları bir araya getirirken ama daha özel bir bağlamda bir araya getiren tarafları var. Ritüellere baktığımızda örneğin öncesinde yani bayramdan birkaç gün önce hayvan pazarlarında kurban pazarlarında kurban alım işlemi vardır mesela. Yine çocukluğuma baktığım zaman çocukluğumdan ona dair manzaralar aklıma geliyor. Genellikle ben şey yapardım. Konya'da o zamanlar üç tekerlekli taşıma araçları olurdu. Evet. Onun arkasına koyardık işte pazarlık sonucunda. İşte bir de
önemli bir pazarlık biçimi vardır. Evet. Araya aracıların, tarafların girdiği falan böyle. Çok fazla da pazarlık yapılmaz çünkü oradaki şeyin de kutsiyetine inanılır. Hani orada da çok cimri olunmaması gerekir falan. Biraz eli açık, bonkör davranılır. Kurbanlık pazarından başlayan bütüncül bir ritüel. Ta ki şeyi hatırlıyorum mesela, anneannemin yaptığı rahmetli şeylere kadar uzanırdı, işkembe çorbalarına kadar. Şimdi bunların hepsi sadece bir bayramdan bahsettiğimiz zaman ya da sadece toplumsal bir ritüelden, kültürel bir pratikten bahsettiğimiz zaman her ne kadar dini bayram olarak ifade ediyor olsak da büyük bir kültürel şeyi temsil ediyor. Havuzu temsil ediyor Kurban Bayramı dediğimiz şey. Geçen programda ifade ettiğimiz gibi bize özgü olan tarafı, en önemli tarafı bayramlarımızın, özellikle İslam alemi içindeki idrak edilen bayramların en önemli, kendine özgü tarafı, batılı toplumlarda daha çok rutine bir ara verip bütün toplumsal baskı ve normların içinde açılmış bir parantez gibi gözüküyor olması bayramların. Yani bir istisna durumu, çılgınlıklar. Festival yani hocam, evet, siz geçen öyle demiştiniz. Arınma demiştik. Evet, yani katarsis durumunun beraberinde getirdiği bir şey. Daha çok oradaki bayramlar. Ama bizde, çünkü bizde sanatın, estetiğin de tanrısal bir tarafı var. Sanatı, estetiği de biz yine Tanrı'nın bir yaratımı olarak görüyoruz ve Tanrı'ya en fazla yaklaştığımız noktada sanat, estetiğe de yaklaşmış oluyoruz, güzelliğe. O yüzden güzel kıyafetlerin giyildiği, güzel sohbetlerin edildiği, her şeyin güzelleştiği bir zaman dilimini de temsil ediyor bayramlar bizde. Çünkü Allah'a benzemek, Tanrı'ya benzemek aynı zamanda güzelleşmek anlamına da geliyor. Sohbetlerin güzelleşmesi, dilin güzelleşmesi, insanların güzel hareketler içinde olmaları, paylaşıma ve dayanışmaya yönelik bir tutum içinde olmaları. Bunların hepsi aslında tanrısal vasıflar olarak kabul edildiği için bizde bayram demek, tam da Kurban Bayramı'nın özelinde Tanrı'ya yakınlaşmak anlamında aslında bu güzellikler şeyine de, bütününe de yaklaşmak anlamına geliyor. Her halimizde güzel olmak, hani bayramlıklardan tutun da hal, davranış ve sözlere kadar. O yüzden bu buranın vurgulanması önemli. Yani bizim bayramdan anladığımız şey aslında düzenin yıkılması ve düzene bir ara vermek değil, aslında daha da bir düzelmek şeyi. Yani düzen noktasındaki kendine çeki düzen vermek, evet, gibi. Kendine çeki düzen vermek, düzelmek ve kırgınlıkları, küskünlüklere dahil giderecek şekilde bir toplumsal onarımı ya da tadilatı hedefliyor bayram dediğimiz şey. Orada önemli bir anlamsal ya da işte ne denir, semantik bir fark var şeyde Batı ve bizim bayrama yaklaşımımızda. Bir de buna işte kurbanın o ekstra durumlarını paylaştığımız, az önce ifade ettiğim, İşte ölüm de dahil olmak üzere her şeye yaklaştıran, olağanüstü bir duruma yaklaştıran. Aslında bazen çocukken bana öyle gelirdi işte, yani az önce de ifade etmeye çalıştım. Sanki bir şeyin tatbikatı gibi gelirdi kurban. Yani bir olağanüstü bir halin insanın başına her zaman gelebilecek. Hazırlık. Bir şeye bir hazırlık gibi gelirdi. Yani tabii ki insanoğlu tabii bugün modern dünyada bir sürü şeyi eleştiriyor. İşte vejetaryenler ayrı bir şekilde eleştiriyor. Herkesin baktığı bir dünya vardır elbette. Oradan bakıyorlar, bir kendilerince doğru olanı ifade ediyorlar. Ancak şunu unutmamak lazım, hani kent hayatı en nihayetinde ya da modern hayat insanın o birinci doğası olarak bildiğimiz doğadan ayrıldığı bir bağlamı da barındırıyor ve o yüzden insanın normalde dağın başında kalsa yapacağı çok temel hareketlerden bir tanesi. Hayatta kalmak için avlanması gerekecek. Ya da işte bir hayvanın etini yiyebilmek için avlanacak, avcılık yapacak. Ve bu
insanın doğal halinin önemli bir içeriği. Evet. Biraz şey açısından söylüyorum bunu. Hani bu hayvanların katledildiğini düşünen insanlar da var tabii ki bu bağlamda. Bu çok büyük çelişki hocam. Evet. Yani sen şimdi malumuz köpek meselesi var. Evet. Şimdi köpeklere tavukları götürüyorlar. Evet. Şimdi yani kesilmiş. Şimdi o tavuğun canı tavuk yok mu yani? Hayvan değil mi? Şimdi işte orada tuhaf onları tuhaf beslemek için tavukları var. Öldürüyorsunuz. İşte bunlar aslında modern kent hayatı içinde oluşmuş taraflar ya da bakış açıları. Doğru yanlış ya da kent hayatının beraberinde getirdiği bir sürü başka şey gibi. Bazılarına ilginç gelebilir, tutarsız gelebilir ama bunlar var. Ama en nihayetinde şunu anlamamız önemli. Yani hayatta kalmanın bir kentçe olanı var ya da kent yaşamı içinde tanımlanmış hali var. Bir de doğal hali var. İşte bu doğal halinin içindeki bir realite aynı zamanda. Bir hayvanı işte canını almak ve onun etinden ya da işte sütünden faydalanmak. En nihayetinde yediğimiz yumurtalar da değil mi? Eğer tavuk onun üstünde şey yapsa, biraz daha dursa, biraz daha dursa civciv olacak. Civciv orada olur. Da her sabah herkes milyonlarca yumurtanın da ya da civcivin de canına kastetmiş oluyor. Nereden baktığımız önemli ama burada bir itikat boyutu var. Bahsettiğimiz bu yakınlaşma hadisesi var. Kur'an'da ifade edilen takva durumu var. Ve total olarak ben de işte diyorum çocukluğumda o fazlaca modernleşmediğimiz, fazlaca kentleşmemiş bir ortamdaki hayatımızın içinde ki o deneyim, o Kurban Bayramı'na ilişkin deneyim bana gerçekten bütün bunların bir arada deneyimlendiği ve hani az önce ifade ettiğim gibi sanki olağanüstü bir halin tatbikatını yapıyormuşuz. Yani elimizden her şey gitse nasıl yaşarızın bir şeyini de veriyordu bize. Karşılığını da veriyordu. Yani böyle de bir tarafı vardı. Yani çok boyutundan bahsediyoruz. Ama böyle de bir tarafı vardı. Oradan devam edeyim. O örneği devam ettireyim, sonuçlandırayım. Tabii ki. Bir gün önceden başlayan kurban pazarında şeyde tabii bir 2-3 gün o kurbanlıkla vakit geçirme fırsatı bende olurdu. Ta şeyde de o zamanlar işte tabii navigasyon yok, bir şey yok. O üç tekerlekli araç kurbanlığı eve getirecek üç tekerlekli aracı da şoförün yanına beni bindirirlerdi. Onunla beraber tabii burada ilkokuldayım falan işte ya da işte ilkokuldur evet. Eve gelirdik, indirirdik işte hayvanı bizim onu işte üç gün dört gün misafir edeceğimiz, besleyeceğimiz işte mahzendeki yere. Ve sürekli ben vakit geçirirdim. Suyunu işte yiyeceğini ben verirdim filan. Ve böyle bir yakınlaşma, onunla da ayrı bir kurbiyet oluşurdu evet. Kurbanlıkla. Ve daha sonra onun kurban edilmesi hadisesi ciddi anlamda bir üzüntü ve şeye neden olurdu. Ama bütün büyükler derlerdi ki işte üzülmene gerek yok işte o şimdi işte yaratıcısının Allah'ın yanına gitti ya da ona yani çok çok güzel bir şey oldu onun için filan derlerdi. İkna olurduk, mutlu olurduk filan ama yani o trajedinin hissedilmesi bile bir çocuk açısından o bile bir deneyimdi yani. O şey hayata hazırlama açısından açıkçası. Hani ben biraz daha burada sosyolog şeyimle bulunduğum için ne denir? Vasfımla, evet. Sıfatımla bulunduğum için hani hayatı hazırlama, toplumsal hayatı hazırlama, toplumda bir insanın zaten yaşarken karşılaştığı bir sürü kayıp, trajedi, bunları hazırlama açısından da ayrı bir şeyi olurdu. Ha, psikolojik olarak da hocam, kurbanı kesen için de zaten biliyorsunuz. Tabii. O kan dökülmesi, evet. insandaki vahşet duygusunun mesela, ortadan bir de kalkmasına. Boyutu var. Evet, o da önemli. Dolayısıyla yani diğer insandaki vahşetten dolayı vereceği zarardan da uzak kalınması bağlamında evet. Bizzat kesilmesi kurbanın gerçekten önemli bir
faaliyet. Hocam dedi bu hani ısmarlama ya da işte bu SMS'le ya da işte internetten online hadisesinde hani o eti ya da işte kurbanın şeylerini etini sonrasında size getirseler de getirmeseler de en nihayetinde bugün öyle anlaşılıyor ki elimizde kala kala bir dayanışma fikri kaldı. Hani o da yakınlıkla yine öyle ifade edebileceğimiz hani bir sürü bu saydığımız unsurların dışında en nihayetinde elimizde bir dayanışma fikri kaldı ki o da yine toplumsal olarak çok değerli bir fikir ve durum. Hani onu da kesinlikle azımsamamamız lazım. O anlamda hani hocam azımsadı diye söylemiyorum ama bugünkü de bir realite tabii. Ama bu da çok değerli. Tabii burada da şeyi uyarmamız gerekiyor. Yani burada bir sürü buradaki insanların bu iyi niyetinden ya da işte inancından şey yapmaya, fayda sağlamaya çalışan kötü niyetli insanların da ortadan kaldırılması ya da iyi denetlenmesi gerektiğini vurgulamamız gerekiyor. Çünkü son yıllarda çok fazla arttığını biliyoruz. Bu bağış yoluyla kurban kesme hadisesinin. Çok fazla arttığı için hani buradaki bağışçı kurumlarında iyi denetlenmesi, bağış kabul eden muhakkak, kurumların iyi denetlenmesi de önemli. Yani öyle bir yol var tabii ki şu anlama gelmiyor. Yani biz burada töhmet altında bırakmak istemeyiz hiçbir bağış kurumunu. Çünkü orada gerçekten yurt dışında özellikle çalışıyorlar. Ve birçok işte yaraya merhem olabiliyorlar. Burada belki bizim kendimizin yiyeceği bir kurban işte Afrika'da insanları açlıktan kurtarabiliyor. Evet. Veya dünyanın başka bir yerinde. Yani bu yardım kuruluşlarının da gerçekten hepsine buradan en içten teşekkürlerimizi sunalım. Muhakkak bizim ibadetin özü, kurbanın özü bu değil. Bunu biliyoruz. Yani kurbanın aslı eti bağışlamak da değil. Veya eti işte fakirlere vermek de değil. Yani bu kurbanın içindeki bir bölüm. Yani aslı Allah'a yakınlık kurabilmek. Yani mesela zekatta öyle değil mi? Zekatta biraz daha farklı. Ama kurbanda bizzat kesilmiş olması en olması gerekeni. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zaten sünneti bu. Şeyi üçe bölüyor Peygamber. Evet. Bir kısmı bağışlanıyor, bir kısmı gelen misafirlerle yeniliyor, bir kısmı evde kalıyor. Üçünün de ayrı hikmetleri var. Evinde insanları ağırlamış oluyorsun. İhtiyacı olana ulaştırmış oluyorsun. Kendi ihtiyacını da karşılamış oluyorsun. Aslında bu da bazen yanlış anlaşılıyor. Tamamını bağışlamak daha büyük bir kurban ibadeti gibi. Peygamber öyle yapmamış. Üçe bölme herhalde en sağlıklısı. Yani evet, tamamını yani bağışladığında daha göre, büyük sevap kazanmıyorsun. Tabii ki. Yani eğer ahali evinizde çoksa yani o kurbanın sizin evdeki ahaliye yetecek kadar şöyle olması belki. Mesela evinde diyelim şu an dolaplar, derin dondurucular falan var. Evinde bir dolap et var. Olsa bile o kurban etinden yemek bir bereket, bir daha farklı bir şey. Muhakkak. Yani o peygamberin uygulaması herhalde şey kabul edilmeli, standart. Tamamını bağışlayınca daha bunu bir gururla ifade eden insanlar var ama öyle değil yani. Sünnet olan Peygamberin uygulama biçimi o değil. Muhakkak eve üçte birini ayırıp onun o bereketinden de faydalanmak gerekiyor herhalde. Ya aslında her şey esasında Allah öyle bir ibadet lütfetmiş ki hani biz bayramlar kesinlikle gerçekten büyük lütuf. Yani Müslümanlar için, bütün insanlık için. Yani bayramlardan, bayramların bereketinden Müslüm, gayrimüslim hepsi kesinlikle. Osmanlı döneminde de çok bariz bir şekilde istifade ediyordu. Bugün de evrensel olarak bayramlaşmadan tutun da bu tür ibadetlerin de içinde olduğu işte bağışların da yani bu hani bağış olsa bile bunun bereketi esasında olduğunu gösteriyor bize. Yani Allah size lütfediyor ta Afrika'daki veya dünyanın başka yerindeki birine bir kurban eti nasip
ettiriyor sizin vasıtanızla. Diyanet en başta olmak üzere diğer yardım kuruluşları bunları yürütüyorlar. Dolayısıyla o yabancılaşmadan yabancılaşma yani o, meselesi onu tabii biraz ki, daha çözebilirsek hani evet. Video mu olur veya buradan mesela bağışçılardan bir kısmını yani bir şekilde o zaten videolar oluyor birçok bağış şeyinde benim bildiğim kadarıyla. Evet. Belki barkod sistemi falan gibi. Yani bizzat şöyle gösteriliyor. Bazen şöyle de oluyor. Diyelim ki yani kurban kesmek tabii meşakkatli bir iş. Kent hayatından bahsetti Serhat Hocam. Kent yaşamında kurban kesmenin daha büyük meşakkatleri var zaten. Affedersiniz. Bundan kurtulmak bağlam- değil de daha kolaylaştırmak. Mesela kurban kesim merkezi. Bunu yapılıyor şu an ama. Ya şöyle hafifletmek diyelim falan. Ki iki kişi kesecek bir ailede veya üç kişi dört kişi. Yani bir kısmı bağış yapıyor. Bir kısmı kesiyor gibi. Böyle olanaklar yani bundan 20 sene önce diyelim ki böyle bir bağış sistemi söz konusu değildi. Ama şimdi böyle bir imkan oluşmuş oldu. Yani o bereketten bütün dünyayı düzenlenmesi gerekiyor zaten. Şey yani kurban kesim merkezleri açısından falan düşünüyorum. Belediyeler yapıyor. Yani apartmandaki bir insan tabii ki evet. Yani kapısından bile çıkıp kurban kesemez, kesmemeli de yani o hani toplumsal akışı ya da düzeni bozacaktır. O kent yaşamına uygun hale getirmek önemli. Yani bunu da burada çok zor hadiseler değil aslında bunu başarmak. Yani ama halkımızın da tabii buna şey yapması gerekiyor. Yani özellikle mesela en rahatsız edici şeyler ne olabiliyor? Park yerlerinde yani normal parkta. Kurban kesilmesi. Çocuk mesela. Parkında. Evet, çocuk salıncağı parkında. Spa. Böyle şeylerin de olmaması gerekiyor. Ama şöyle, işte bunun için. Bunlar o ibadetin şeyine de gölge düşürüyor. Kaçan boğalar işte dükkana giriyor falan. Tabii kendini, trafiğin arasında. Kendini kesen acemi kasaplar evet. Falan. Ya bunlar her kurbanda gördüğümüz aslında komik şeyler. Yine göreceğiz muhtemelen. Ya muhtemelen akşam yine bu haberleri göreceğiz. İlk haber bu olacak ama. Yani sertifika verilebilir veya daha hijyenik koşullarda daha düzgün evet. Mesela hormon antibiyotik kontrolleri yapılabilir. Hani ben gözle bazı şeyleri göremeyebilirim hastalığı var mı falan. Veteriner kontrolünde olabilir. Yani aslında gıdayla da çok ilişkili. Yani yediğimiz etin nereden geldiğini araştırmamızı da bize telkin eden bir ibadet. Yani bir et var sofranda marketten şuradan buradan alıyorsun ama bu temiz mi? Bunu yetiştiren insan iyi niyetlerle mi yetiştirdi? Helal mi geldi sana kadar? Neyle? Hani düzgün şeylerle mi? İşte hormon mu? Antibiyotik mi? Oranları ne? Bunları da araştırmamız gerektiğini. Belki her hayvanın bir şeyi olması lazım. Bir barkodu veya artık bir kimliği nasıl diyelim takip edebileceğimiz. Tüm hani beslenmeden paylaşmaya kadar, o Allah'a yakın hissetmeye kadar çok çok yönlü hani psikolojik, sosyolojik, bireysel, kültürel pek çok yönü olan bir ibadet. Gittikçe daha iyiye gidiyoruz herhalde çocuk parkında kurban kesmekten işte ne bileyim kanlı deriyi sürükleyerek işte bir yere götürmekten falan. Evet. Daha düzgün bir yere doğru gidiyoruz ama tam standartları belirlenip hani kurban kesilecek, kesilmeyecek yerler daha iyi. Belediye ve zabıta kontrolünde. Oraların hijyenik şeyleri, temizlikleri. Kontrolleri. Bunların daha düzgün bir şekilde temizlenip hani o şeylerin ortadan kaldırılması, daha sonra oluşan kanların, evet. Derilerin, işkembelerin neyse. Çöplerde biriktiğini de ben İstanbul'da falan hatırlıyorum. Bir hafta, iki hafta koktuğu günleri de hatırlıyorum. Çöp bidonlarının üzerinde birikmiş o kemikler, evet. Yığınlar falan. Oraları atlattık herhalde ama daha hijyenik, daha düzgün koşullarda, tam bir ibadet havasında. İnşallah. İnşallah hocalarım, teşekkür ediyoruz. Vaktimiz bu arada sonlandı. Öyle. Bitti maalesef. Ağzınıza sağlık. Teşekkür nerede ediyoruz. Eski bayramlar diyelim de yani, unutmuş olmayalım evet, onu. Birçok ben Türkistan'daki bayramlara biraz değinecektim ama vakit kalmadı. İnşallah yine nasip olur. Sonraki bayramı. Alvarlı Efe Hazretleri'nin o güzel şiirinin üç dörtlüğüyle aslında noktalamak
istiyorum yine. Mükemmel bir bayram şiiri diyelim. Evet. Can bula cananını bayram o bayram ola. Kul bula sultanını bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, cümle günah af ola. Dilde hicab ref ola, bayram o bayram ola. Lütfi lütfü kerem, dahili bab-ı harem. Daima Allah direm, bayram o bayram ola. Değerli izleyiciler, bayramınız mübarek olsun. İbadetleriniz kabul olsun. Allah'a emanet olunuz, sağlıcakla kalınız. Görüşmek dileğiyle.